Sevgili arkadaşlar hepinize merhaba. Bu videomuzda iki üniversiteyi ele alacağım. Ek yerleştirme sonuçlarına göre üniversiteye yerleşen arkadaşlarımız hangi işlemleri yapmaları gerekiyor bu konu hakkında sizlere bilgi vereceğim. Haricinde aklınıza takılan sorular olursa yorumlar kısmında belirtmeniz yeterli olacaktır. Ayrıca arkadaşlar öğrenci numarası temin etmeniz gerektiğini kesinlikle unutmayın. Bu konuyla ilgili videoyu kanalımıza yükledim. 2021 yılı için üniversitelerce öğrenci numarası nasıl alınır birçok üniversiteyi web sayfamıza ekledim. Bu sayfanın linkini açıklamalar kısmında bırakacağım arkadaşlar. Sizler de linke tıkladığınız zaman öğrenci numaranızı temin edebilirsiniz. Diyelim ki üniversiteniz bu alanda yer almıyor. Yorumlar kısmında belirtin arkadaşlar. Üniversitenizin öğrenci numarası alma işlemlerini web sayfamıza ekleyeyim. Öğrenci numarası ile ilgili bilgilendirmemizi de yaptıktan sonra iki türlü kayıt işlemi var arkadaşlar. Öncelikli olarak e-Devlet sistemi üzerinden elektronik kayıt yapabiliyorsunuz. Kayıt işlemlerimiz bir gün sürmektedir. 4 ve 5 Ekim tarihlerinde e-Devlet sistemi üzerinden kayıt yapabilirsiniz. İlerleyen dakikalarda uygulamalı olarak e-Devlet sistemi üzerinden nasıl başvurabilirsiniz? yapabiliriz. Bu konuya değineceğim. Birazcık sabırlı olun. Öncesinde bilmeniz gereken hususlar var. Bu noktaları bildikten sonra kayıt işlemi sizler için sorun olmayacaktır. E-Devlet sistemi üzerinden kayıt yaptıysanız üniversiteye giderek kayıt yapmanıza gerek yok. Elektronik kayıt yapan öğrenciler üniversiteye ayrıca kayıt belgesi teslim etmeyeceklerdir. Yani Ege Üniversitesi'nde ek yerleştirme ile yerleştiyseniz elektronik kayıt yaptıysanız herhangi bir belge teslimi söz konusu değildir arkadaşlar. Bu uygulama üniversiteden üniversiteye göre farklılık arz etmektedir. Sizler hangi üniversiteleri kazandıysanız mutlaka web sayfasını takip ederek ilgili duyuruya göz atmanız gerekecektir. Diyelim ki duyuruya ulaşamadım. Yorumlar kısmında yazın arkadaşlar. Gördükçe müsait oldukça her sorunuzu yanıtlayacağım. E-devlet sistemi üzerinden kayıt yaptım fakat emin değilim ne yapmam gerekiyor? Bu alandan kontrol işlemi sağlayabiliyorsunuz. Bazı üniversitelerimizde de bu durum söz konusu arkadaşlar. Ege Üniversitesi'nde de aynı durumla karşılaşıyoruz. Ege Üniversitesi'nin e-kayıt sistemi üzerinden kaydınızı yapabilirsiniz. Bu alana tıklayarak işleminizi gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. Şu hususta önemlidir. Liseden tek ders sınavına katılacak olanlar, lise mezuniyeti Milli Eğitim Bakanlığı sisteminde görünmeyenler, kaydını sildirdiği halde YÖKSİS'te aynı düzeyde bir yüksek öğretim kurumunda kaydı görünenler, e-devlet sistemi üzerinden elektronik kayıt yapamazlar arkadaşlar. Zaten sizler sisteme girdiğiniz zaman bir problemle karşılaşacaksınız. Böyle bir durumla karşılaşıyorsanız üniversiteye giderek kayıt yapmanız gerekiyor ve kayıt tarihi de 4-7 Ekim arasındadır. İlgili tarihler içerisinde işlem yapmazsanız arkadaşlar kaydınız gerçekleşmez. 8 Ekim'de kayıt yap yapabilir miyim? Kesinlikle kayıt yapamam. İlgili tarihler bizler için birleyici olacaktır. Öğrenci kartlarınız süreç içerisinde sizlere teslim edilecek arkadaşlar. Aklınızda herhangi bir soru işareti bulunmasın. Ayrıca KYK yurtlarıyla ilgili olarak ek tercihler verilecek. Sizler de yurtlara başvuru yapabileceksiniz. İkinci olarak bir üniversiteyi daha ele alayım. Daha sonra e-devlet sistemi üzerinden kaydımızı nasıl gerçekleştirebiliriz? Uygulamalı olarak videomuzu çekelim. Kafkas Üniversitesi'nde ele aldığımız zaman elektronik kayıt tarihleri her üniversitede aynıdır. 4-5 Ekim, şahsen kayıt tarihleri de 4-7 Ekim'dir. Diyelim ben elektronik kayıt yapmak istemiyorum, şahsen kayıt yapmak istiyorum. Böyle bir hakkınız var elbette. Üniversiteye giderek yüz yüze kaydınızı gerçekleştirebilirsiniz. Genel ekseriyetle tüm işlemler aynıdır arkadaşlar. Fakat e-kayıt işleminizi başarıyla gerçekleştirdiğinizde dair barkodlu çıktı belgenizi almayı unutmayın. Çünkü bazı üniversiteler sizlerden bu belgeyi isteyebiliyorlar. Her üniversite özel bir kurum olduğu için uygulamalarda da farklı farklılıklara gidilebilir. Üniversitemizin yapmış olduğu açıklama bizler için belirleyicidir. Şahsen kayıtlarımızı ilgili tarihlerde gerçekleştireceğiz ve kayıt yaparken bizlerden istenilen belgeler var arkadaşlar. Bu belgelere baktığımız zaman yerleştirme sonuç belgemizi ÖSYM'nin adı işlemleri sisteminden kontrol P çıkartabiliriz. Diplomamızın aslı ya da onaylı örneği istenilmektedir. 4 adet vesikalık fotoğraf isteniliyor. Nüfus cüzdanımızın aslı ve fotokopisi. Askerlik çağına gelmiş ve askerlik şubesine yönlendirilen öğrenciler için askerlik şubelerinden alınacak. Bir fakülte veya yüksek okula kaydolmasında askerlikçi bir sakınca olmadığına dair belge, ikinci öğretim programlarına kayıt yaptıracak öğrenciler için katkı payının yani öğretim ücretinin ödenmesiyle ilgili banka dekontu istenmektedir. Adli sicil belgesini e-devlet sistemi üzerinden temin edebiliyoruz arkadaşlar. İkinci öğretim okuyorsanız yatırmanız gereken bir harç ücreti var. Bu harç ücreti hakkında sizlere bilgi verelim. Katkı payı ücretini Ziraat Bankası ATM'lerinden öğrenci numaramız ile online olarak yatıracağız. Söylemiş olduğum gibi öğrenci numaranızı web sayfamızdan temin Problem yaşadığınız noktalarda yorum yapmanız yeterli olacaktır. Fakültelere göre yatıracağınız ücret fark etmektedir. Görmüş olduğunuz gibi Fen Edebiyat Fakültesi 765 TL iken Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu 460 TL dönemlik olarak ödeyecektir. İki dönem olarak ödüyorsunuz arkadaşlar. Bu yüz dönemini içermektedir. Bahar dönemi geldiğinde de aynı ücreti yatırmanız gerekecektir. Ve son olarak muafiyet işlemleri var arkadaşlar. Muafiyet taleplerinizi 4-12 Ekim tarihleri arasında kayıt yaptırdığınız fakülte yüksek okulun öğrenci işleri birimine dile ile başvuru yapabilirsiniz. Söylemiş olduğum gibi bu durum üniversitenin üniversiteyi fark etmektedir. Tarihlerde fark edebilir arkadaşlar. Genel olarak bilmemiz gereken hususlar bu şekildeydi. Umuyorum ki atlayarak izlememişsinizdir arkadaşlar. Çünkü bilmeniz gereken ve takıldığınız noktalarda sorularınıza cevap bulacağınız alanlara değindim. Şimdi e-devlet sistemi üzerinden kaydımızı gerçekleştirebiliriz. Daha sonra burs ve kredi başvuruları başlayacak. Her alanda sizlere bilgi vermeye devam edeceğim. Beni desteklemek isterseniz kanalımıza abone olup arkadaşlarınızla kanalımızı paylaşabilirsiniz. Desteklerinizden dolayı şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Şimdi E-Devlet sistemi üzerinden kaydımızı gerçekleştirelim. Evet, gerekli bilgileri doldurdum. Sisteme giriş yap diyorum. Burada karşımıza bir uyarı çıkıyor. Aşağıdaki bilgilerde yanlışlık olması durumunda kayıt işlemi tamamlanmadan üniversitenize başvurun. Yani buradaki bilgilerde herhangi bir yanlışlık varsa mutlaka bu bilgilerinizi doğru bir şekilde doldurmanız gerekiyor. Aksi halde başvurunuzu tekrardan yapmanız gerekebilir. Ayrıca açık öğretim kazanan arkadaşlarımız dilerlerse ve isterlerse üniversitelerinin web sayfalarına girerek online kayıt yapabilirler. Yani e-devlet sistemine giriş yapmalarına gerek yok. Buradan yerleştirme ile ilgili bilgilerimiz yer alıyor. Evet burada e-posta adresimiz yer alıyor. Eğer buradaki e-posta adresini kullanmıyorsanız eski ise iletişim seçenekleri butonuna tıklıyorsunuz ve buradan e-posta adresinizi değiştiriyorsunuz. Yukarıdaki metni okuduğumuzu farz ederek buraya evet yazacağız. Evet burada üniversitenizin duyurusu yer alacaktır. Duyurumuzda başvurunuzu tamamlamak için başvuru düğmesini kullanmalısınız diyor. Elbette zaten başvurunuzu tamamlayabilmek için bu işlemi yapmamız gerekiyor. Evet buradaki metni okuduğumuzu farz ederek ve doğruluğundan emin olduktan sonra onaylıyorum. Evet yazacağız. Evet yazdıktan sonra başvuru butonuna tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi kayıt işleminiz başarıyla gerçekleştirmiştir. Bu sayfaya doğrudan yazdıramadığımızı söylüyor. Dosyayı indir butonuna tıklıyoruz ve dosyamız bilgisayarımıza, tabletimize kaydedilmiş oluyor. Sizin de gördüğünüz gibi herhangi bir problemimiz yok. Elektronik kayıt belgemiz oluşturuldu. Kaydımızla ilgili herhangi bir sorun söz konusu değil. Evet bu şekilde 2021 yılı için ek yerleştirmeyle yerleşen arkadaşlarımızın üniversite kayıtları tamamlanmış olacaktır. Sayfanın linkini açıklamalar kısmına bırakacağım arkadaşlar. İlgili linke tıklayarak işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Süreç hepiniz için hayırlı ve uğurlu olsun. Bilgilendirmelerimiz devam edecek. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.